değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Balıkesir Gönen'den sesleniyoruz. Yanımızda çok amaçlı evler üzerinde faaliyetlerini sürdüren Metin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Metin Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Metin Zirek, Gaziantep'liyim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans mezunuyum. 2000'li yıllardan beri ticari hayatın içerisindeyim. Çiftlik inşaatları, doğal yaşamı destekleyen çok amaçlı binalar, villalar, hobi yaşam alanları, bunun içerisinde çiftliklerle birlikte çiftlik evlerindeki kuruluşu, bu tarz çalışmalar yaptık. Son olarak pandemi dönemiyle birlikte de tiny house, karavan, mobil evler üretimine başladık. Evet, kısaca bir bahsettiğiniz üzerinden ama ben biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum sizlerden. Tam olarak burada bulunan faaliyetler, hizmetler nelerdir? Yani bunu üç gruba ayırabiliriz. Bir, çok amaçlı binalar dediğimiz ticari yapılar var. Bu çiftlik inşaatları, depolar, çelik konstrüksiyonlu yapılar. Bunlar daha çok depreme dayanıklı olması, artı büyük geniş alanları kuşatan yapılar olması yönüyle bir farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra tabii kurduğumuz çiftlikler içerisinde, ticari amaçlı çiftliklerin içerisinde özel çiftlik sahiplerine yaptığımız yaşam alanları var. Bunlar biraz daha doğada yaşamak isteyenlere hitap eden yapılar oluyor. Bunlar içerisinde mobil ya da sabit olarak ikiye ayrılıyor. Mobil dediğimiz karavan ruhsatlı ya da römork ruhsatlı gezen evler. Yani bu isteyen bunu kendi arazisine koyup orada rahatça yaşam sunabiliyor. Belediyeden imar izni aranması gerekmiyor. Bu yönüyle bir avantajı var. Diğer yapılarda tabii ruhsatlı, belediye vesaire bir takım süreçler tamamlandıktan sonra kurduğumuz villa inşaatları, yüzme havuzları, hobi hayvanat bahçeleri veya işte meyve bahçeleri gibi, sera kurumları gibi, ticari amaçlı çiftlik, küçükbaş, büyükbaş çiftlik inşaatları gibi alanlarda da hizmet vermekteyiz. Aslında çok geniş kapsamlı bir işe sahipsiniz. Peki, gezen evler benim çok dikkatimi çekti. Özellikle bu son yıllarda çok popülerler aslında. Bunun içerisindeki konfor alanları nelerdir? Şimdi bungalov dediğimiz ahşap yapılar var. Bu ahşap yapılarda da ikiye ayırıyoruz. Bir, ruhsatlı ve plakalı temel şase üzerinde. Belediye ile de hani ruhsat, problem yaşamayayım, istediğim yerde yani imara yasak bölgelerde de yaşam alanında olarak kullanabileyim diyen doğa severler için hazırladığımız bir proje. Yani hayallerini orada yaşama imkanına sahip oluyorlar. Bunlar modellere göre değişiyor. Arzu edenler hayal evleri.com.tr adresinden sayfamızdan da görebilirler ama bu en büyük modelimiz 110 dediğimiz yaklaşık 40 metrekare bir yaşam alanı sunuyor. 3+1, yani 2 tane loft çatı katı, ebeveyn yatak odası, salonu, banyosu, mutfağı, tam bir dairede hani bulunan bütün konfora sahip. Zaten tiny house'ları, mobil evleri karavandan ayıran temel unsur da evdeki rahatı size minimal bir yaşam tarzıyla birlikte doğada sunuyor olmasıdır. Yani içerisinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bütün mutfak eşyalarınızı normal dairedeki gibi kullanabiliyorsunuz. Banyo, jacuzzi vesaire gibi onları kullanabiliyorsunuz. Yani çok büyük bir alana aslında insanın mutlu olmak için ihtiyacı yok. Mutlu olmak için ihtiyaç duyduğu doğal hayatı ona sunan bir tiny house kültürü diyebilirim. Yani burada üretimini yaptığımız alan. Peki Metin Bey, bu projelerinizi yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Burada iki şey sunuyoruz. Bir, hayallerinizi anlatın, hayata geçirelim diyoruz müşterilerimize. Onların hayallerini projelendiriyoruz. İstedikleri yaşam kalitesini doğal bir ortamda onlara sunmaya çalışıyoruz. Veya biz onlara hayallerini, neler düşündüklerini bahsetmeleri durumunda onu kendi ürettiğimiz projelerle de destekleyerek yönlendirebiliyoruz. Burada mesela aslında doğal yaşam dediğimiz zaman yaptığımız ürünlerimiz tamamen ekolojik ürünler. Yani ekosisteme karşı son derece duyarlı yaşamak isteyen insanlar için bir fırsat sunuyor. Kendi enerjisini kendisi üretiyor, atığını kendisi temizliyor tabiri caizse. Yani bir bütün hayat sunuyoruz. Güneş enerji sisteminden, klimasından, işte elektrik aksamından
tamamını doğadan yararlanır. Rüzgar gülü veya güneş enerjisi sistemiyle kendisi elektriğini kendisi üretiyor. İşte ben diyor dağın başında bir ormanın içerisinde ya da bir denizin kenarında bir yerde yaşayacağım ama elektrik yok, su yok. Bütün imkanları kendisine yaptığımız minimal hayat içerisinde sunma imkanına sahip oluyoruz. Bunu ister ahşap olarak yapabiliyoruz veya kompozit tarzında özel kaplama. Yine bütün ürünlerimizde standart olarak sunduğumuz işte ısı, ses, sıcak, soğuk, yalıtım gibi bütün teknolojiyi de kullanıyoruz. Akıllı ev sistemi ekleyebiliyoruz opsiyonel olarak. Yani evinde oturduğu yerde veya işte tatile gelecek, gidecek, gittiğinde açıp internetten kontrol edebilecek. Peki dağın başında interneti nereden buluyorsunuz diyorsanız onu da buluyoruz yani isteyenler için. Superbox sistemiyle taşınabilir internetle, küçük bir sim kartıyla bunu çözümlüyoruz. Ve akıllı ev sistemiyle uzaktan buzdolabını, çamaşır makinesini, elektriğini, yangına ve selyum veya suyu açık unutmuşsa buna karşı uzaktan erişim yoluyla da tiny house'larda kapatıp açabiliyor, yönetebiliyor yani akıllı ev sistemiyle beraber. Anladığım kadarıyla siz bütün standartların dışına çıkıp kendinizin ve müşterilerinizin hayallerini gerçekleştirmek için bu yola baş koymuşsunuz diyebiliriz sizler için. Peki bu hayaller yani tamamen talepler üzerine içerisindeki değişimler yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani paketler olarak müşterimizin istediği bütün paketleri sunabiliyoruz. Ben şu kadarını istiyorum diyor o kadarıyla. Ama burada önemli olan nedir? Kendisine doğada doğal bir yaşam kalitesini sunabiliyor. Kendisi hobi bahçesini oluşturabiliyoruz. Yani sadece tane havuzu vermekle yetinmiyoruz. İsterse bahçesinde işte kendi organik tarımını küçük bir bahçede domatesimi, biberimi, patlıcanımı ben ekeyim diyebiliyor. Bu imkanı veriyoruz. Meyve bahçelerini eğer alanı müsaitse düzenleyebiliyoruz. Bunun sürekli bakım hizmetlerini sunabiliyoruz. Bunlar da bizim gibi üretim yapan başka firmalarda olmayan bizim ayrıcalıklı yönlerimiz aslında. Bu da bizim daha önceki çiftlik inşaatları yapma oradan gelen bir birikimimiz var. Bu birikimi tiny house minimal yaşam kültürüyle birleştirerek çok yönlü bir hizmet sunmaya çalışıyoruz bu yönüyle. Yani ben doğada yaşayacağım, organik bir tarımla uğraşacağım, bana bir çiftlik kur, küçük boyutlu bu ev çiftlikleri olabilir veya ticari amaçlı olabilir. Bunun hepsini verebilecek imkan ve ekibe sahibiz. Tamamen yaşam alanlarını belirliyorsunuz. Evet, bu tabii şu anda biz mesela Türkiye'ye hitap ettiğimiz gibi Katar, Kuveyt gibi Almanya gibi Avrupa ülkeleri veya işte Orta Doğu'daki gelişmiş ülkelere diyelim veya Körfez ülkeleri başta olmak üzere oradan müşterilerimiz var. Onlara da bu imkanları sunuyoruz. Yaz tatilinde buraya geliyorlar. Onlara oluşturduğumuz özel çiftliklerde mesela bunu yaşayabiliyorlar. Bu Türk insanı için de aynı hizmeti vermek bizim için onur verici. Peki bu yurt dışındaki bağlantıları nasıl sağlıyorsunuz? Biraz da aslında insanlara umut vaat ediyorsunuz bir nevi. Aslında umutlarını gerçekleştirmeyi vaat ediyoruz. Biz umuttan ziyade artık umudun gerçeğe dönüşmüş halini görmek istiyoruz. Çünkü umut tacirlerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Orayı bir makaslamak istiyoruz. Hayır, umut değil. Artık yaşam olsun. Yani umutlarımızı yaşayalım istiyoruz. Birlikte o konuda destek oluşturuyoruz biz. Yurt dışı ve yurt içi tabii önemli. Bugün sanal medya var, referans ağlarımız var. Yani tanınan bir firmayız. Özellikle Körfez ülkelerinde çok iyi tanınıyoruz. Bir şekilde yürüyor yani böylece. Arayanlar buluyor. Yeter ki arasınlar. Hem ülkemizde bayrağımızı güzel temsil ettiğiniz için hem de diğer ülkelerde bu bayrağı en yükseklere çıkardığınız için bizler çok teşekkür ediyoruz sizlere. Peki Metin Bey, bu kadar konforun içerisinde kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Yani tabii bunun cevabı aslında kaliteli malzemeyle demekle yetineceğiz. Kaliteli malzeme şimdi fiyatlarla da endeksli. İnsanlar kaç para diye soruyor. Aslında önce kaç para değil, hangi kaliteyi, nasıl bir kalite istedikleriyle de orantılı. Biz kaliteden ödün vermeden yürümek istiyoruz. Bu noktada fiyat politikamız da kalitemize göre farklılaşıyor. Ekonomik modellerimiz var, lüks modellerimiz var, opsiyonel lükste sınır yok. İstenilen özellikler eklenerek genişletilebiliyor. Bu tarz bir yol haritamız var. Aslında her bütçeye uyumlama yapılabiliyor burada. Tabii ki. Yani genelde insanlar tiny house ya da bungalow evler denildiğinde çok büyük rakamlarmış gibi düşünülüyor ama bizim 40 bin liradan başlayan 2 milyona kadar çıkan, daha da üstlerine çıkan, tabii tiny house bungalow evler açısından söylüyorum bunu, ticari projeler çok farklı. Mesela otel olabiliyor, bu depo olabiliyor veya sanayi sektöründe yapılacak herhangi bir ticari alanlar olabiliyor. Fuar, geçici
taşınabilir alanlar olabiliyor. Bu alanlar kendi projesine göre değerlendirilip fiyatlandırılıyor. İstenilen malzemelere göre projeler üretiliyor. Ancak tiny house, mobil ev, minimal yaşam dediğimiz zaman buradaki şey öyle çok yüksek rakamlarla olan bir şey değil. Küçük rakamlarla da buna erişilebilir. Yani dediğim gibi 40 bin liradan başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Taleplere göre değişiklik gösteriyor. Değişiyor yani. Mesela içerisinde yüzme havuzu, jacuzzi son derece lüksü bulunan ama tamamı taşınabilir olan, doğaya hiçbir değişim müdahale yapmadan, doğal yaşamın doğasını da bozmadan uygulanabilir projelerimiz var. Bunlar gerçekten bugün çok daha iyi. Yani koskoca Marmara Denizi'nin kirlendiği bir ortamda, değil mi? Bir deniz kirlenir miydi? Hayal bile edemezdik ama kirleniyor. Biz bugün minimal yaşamı, doğayı sevenlerle doğayı korumak adına doğal yaşamı savunuyoruz. Buna bir katkı vermek amaçlı kurduğumuz çalışmalar bunlar. Üretimlerimiz tamamen doğaya son derece duyarlı. Bence bir yandan da insanların hayatına şu şekilde dokunuyorsunuz aslında. Onlara sabit bir yaşamdan ziyade farklı yerleri görebileceği imkanlar da sunuyorsunuz bu evler sayesinde. Peki buradaki üretim alanınıza da değinmenizi istiyorum. Bu üretim nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Üretim alanımız şu an Gönen merkezde sanayi sitesindeyiz bildiğiniz gibi. 3000 metrekarelik bir alan içerisinde. Ham madde olarak girip ürün olarak çıkıyor ama özellikle yerinde yaptığımız çalışmalar var, şantiyelerimiz var. O şantiyelerde projeler, yerinde uygulanan projeler ya da burada atölyede hazırlanıp, fabrikada hazırlanıp yerine götürüp montajı yapılan olarak hizmet veriyoruz. Evet, bu kurulum montaj aşaması nasıl ilerliyor? Yani projeye göre değişiyor bu. Öncelikle tiny house veya ahşap evlerde eğer karayollarına çıkma standardı, ölçüler o standardı tutuyorsa burada üretip yerine transfer etmeyi tercih ediyoruz. Ancak onu ölçülerin dışında daha büyük ölçülerde isteniyorsa uygulama alanı şantiye ortamı olarak yapılıyor. Ama sizler her zaman işinizin arkasında duruyorsunuz anladığımız kadarıyla. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Metin Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Birincisi kalitemiz, kaliteli malzeme kullanma. İkincisi üretimini yaptıktan sonra malzemenin arkasında duruyoruz. Ve en önemlisi doğal hayata dair ne varsa hepsini bir arada sunma imkanına sahibiz. Yani bununla şunu demek istiyorum. Sadece bir mobil ev aldınız, olayı bitirmiyoruz. Bunun içerisinde oranın bahçesinde o doğayı hissederek yaşamanız için gerekli bahçe planlamanızla dahil olmak üzere o hizmetleri de veriyoruz. Metin Bey, evet, sizler burada çalışanlarınızla birlikte işlerinizin arkasında duruyorsunuz ama garantisini de verebilir misiniz? Kesinlikle garantisini verebiliriz. Şimdi ana iskelet olarak yaptığımız çalışmalarda hani birileri keseri tornavidayı alıp kırmadığı sürece ömür boyu garantili, yani o konuda bir şeyimiz söz konusu değil, endişemiz söz konusu değil. Ürünlerimiz tamamen AB standartlarında ISO belgeli. Zaten biliyorsunuz O2, O3 gibi belgelendirme yapılarak ISO belgeleri Avrupa standartlarında yapılan üretimler ruhsatlandırılıyor bundan dolayı. Normal araç aldığınızda nasıl noterden ruhsat ve plaka işlemi varsa bunların da plakası ve ruhsatı var. Böyle bir garanti süreci var. İçerisinde bulunan elektronik eşyalar için kullanılan her elektronik eşyanın garanti süreci onlarda da geçerli. Ancak dediğim gibi evin kendi şase veya diğer aksamı ile ilgili şase aksamında en az 10 yıl, 20 yıl belki de bir ömür boyu dediğim gibi yani alıp götürüp bir yere vurup uçurumdan aşağı atmadığı sürece garanti süreci devam eder. Anlıyorum. Peki bir tiny house'un tamamlanma süresi ne kadarı buluyor? Şimdi bu modele göre değişiyor. Yani bu 15 iş günü ile 45 iş günü arasında değişiyor. Maksimum 45 iş günü. Aslında yine kısa bir süre. Çünkü o kadar konfor alanını yaratıp da 45 güne teslim etmek gerçekten büyük bir başarı. Çatınızın altında aynı zamanda kaç kişiye istihdam sağladınız? Yani bu zaman zaman artıyordu. Koronadan önce yaklaşık 60'ın üzerinde çalışanlarımız vardı ama şu anda yaklaşık 15 çalışanımız var. Fakat bu dediğim gibi işin potansiyeline göre ve şantiyelerin durumuna göre 50'ye 60'a kadar çıkabiliyor. Peki Metin Bey, izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Küçük evler büyük mutluluklar için, hayatını ihtiyaçları için harcayan insandan, ihtiyaçlarını hayatı için kazanan insana uzanan bir nefestir hayal evleri. Doğalda yaşamak, doğal yaşamak, küçük evlerde büyük mutluluklar oluşturmak. Bunun için varız. Son sözüm bu olsun.
Verdiğiniz değerli bilgiler için ayrıca çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.